Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ikinci kitabımıza geçiş yapıyoruz. İkinci kitabımızda ilk konumuz mitoz ve eşey süremi olacak. Yani daha sonrasında ise mayoz ve eşeyliği konuşacağım. Bu iki konuda mitoz ve mayoz veyahut da eşeyli ve eşey mutlaka bir tane soru gönderiyor. Ya şekilli soru gönderecek ya da şekilsiz soru göndermiş olacak arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Ben olabildiğince elimden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya özen göstereceğim tabii ki. Ama bu konunun pratiğini mutlaka soru çözümüyle gerçekleştireceğiz. Çünkü ne kadar anlatsak bile konu tam anlamıyla oturmayacaktır. Neden? Çünkü soruda gördüğünde pratik yaptığında daha fazla ne yapacaktır? Tecrübe kazanmış olacaksın diyebilirim. Ben tabii konu anlatımında bahsedeceğim soru kısımlarından da ama soru çözümünde oldukça güzel bir şekilde oturmuş olacak. Tamam Hadi bakalım o zaman derse geçiş yapalım hemen. Şimdi ilk başlangıçtaki muhabbetimiz Fasofiso muhabbetler. Neden Fasofiso? Çünkü ilk işte hücre niye bölünür? İşte çekirdek deneyleri vesaire var. Bunlar Fasofiso muhabbetleri ama yine de ne yapacağız? Milli Eğitim Bakanlığı kitabında varsa biz vereceğiz kardeşim. Çünkü sorabilir mi? Sorulur arkadaşlar. Olabildiğince farklı yerlerden sorabiliyor. Soru kalmadığı için elinde artık. Bundan dolayı da güzel bir şekilde bakacağız. Şimdi bundan bahsettik zaten niye bölünüyor? Ondan bahsedeceğiz şimdi. Canlılar da üremenin temelini hücre bölünmesi oluşturuyor. Mitoz veyahut da mayoz şeklinde gerçekleşecek. Bir hücrenin bölünmesi için bazı şartlar var. Hormonların uyarıcı etkisi, hacim yüzey oranının bozulması ve stoplazma çekirdek oranının değişmesi bunlardan bazıları diyor. Hormonlar uyarıcı etkiyle ne yapacaktır? Bölünme emri verebilir. Veyahut da hacim yüzey. Şimdi bakın en fazla karışan muhabbet bu. Neden? Yüzey bölü hacim oranını ezberliyorsunuz arkadaşlar. Ezber yaptığınızda da kafanız karışmaya başlıyor. Şimdi baba olayın muhabbeti şu. Ben güzel bir şekilde anlatayım onu. Bak. Şurada yüzey yazıyorum. Tamam Yüzey bölü hacim yazıyorum. Şu tabletimi birazcık da önüme çekeyim. Daha düzgün yazayım. Şimdi yüzey bölü hacim oranında şunu biliyor olmanız lazım. Yüzey neyle orantılı? Yüzey R kare ile orantılı. Hacim ise R küp ile orantılı. Bir hücre niye bölünüyor? Yüzey bölü hacim oranı küçüldüğü için bölünüyor. Nasıl küçüldüğü için? Şöyle. Bakın ben R ifadesine 2 verirsem eğer ki 2'nin karesi mi olacak yüzey? Evet. 4 geldi mi? Geldi. Böl yaptım. Hacim ne olacak? 2'nin kübü olmuş olacak değil mi? 2'nin kübü ne edecek abi? 8 etmiş olacak. Şimdi aşağı yukarı baktığınız zaman neye tekabül ediliyor bu? 4 ile sadeleştirdiğin zaman 0.5'e geliyor. Bu bu haldeyken bir sıkıntı yok. Fakat ben r'yi mesela 3 vereyim bu seferde. Yüzey ne olacak? 3'ün karesiyle orantılı olacak. O zaman 9 gelecek. Böyle yaptım. 3'ün kübü ne abi? 27. Şimdi bununla bunu 9'a böldüğün zaman ne gelir? 1/3 gelir, değil mi? 1 bölü 3'ün yaklaşık değeri ne olacak abi? 0.3 olacak. He. O zaman şöyle bir ampul yeniyor kafada. Diyorsun ki baba buradaki R değeri arttıkça buradaki nedir? E artık yüzey böyle hacim onu ne yapmaya başlıyor? Küçülmeye başlıyor. Yani burada normalde yüzey R kare ile orantılı iken, hacim ise R küple orantılı. Gittikçe ne yapıyor? Daha fazlalaşıyor. Yani burası 2 koyuyorsa abi burası ne yapıyor? 3 ekliyor. Yani 3 katını almış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Benim buradaki alanım büyüdükçe, çap, yarı çapım büyüdükçe ne yapacaktı? Hücre bölünme isteği ne yapacak? Doğurmuş olacaktır. O zaman yüzey bölü hacim oranı küçüldükçe hücre bölünme ihtiyacı ne yapacaktı? Hissetmiş olacaktır. Olayın mantığı bu yani. Büyüyen hücrede etki ve kontrol gücü azalan çekirdek hücre yönetmekte zorlanıyor. Çekirdek bölünme emri veriyor. Kim veriyormuş? Ökaryotlardan bahsediyorum tabii. Çekirdek bölünme emri verecekti. Bu aşamadan sonra hücre bölünecektir. Yani burada bir tane aldım ben abi. Şöyle bir tane hücrem var. Çekirdeğim var. Başlangıçta şu konumdaydı. Daha sonrasında bakın artık ne yaptı? Fazla büyümüş oldu. Ve artık yüzey bölü hacim oranında sıkıntılar meydana geldi. Hücre ne yaptı? Bölündü hücre gördüğün gibi ikiye bölünmüş oldu. Tabii ki ikiye bölünme değil de aslında mitoz bölünme geçirmiş olacaktı. Şimdi bir de bir şeyden daha bahsedeceğim. O da aklımdayken söyleyeyim. Bakın burada sadece yüzey bölü hacim muhabbeti değil arkadaşlar. Stoplazma çekirdek oranında ne yapacaktı? Değişecekti. Stoplazma çok fazla büyüdüğünden dolayı çekirdek artık bu stoplazmaya ne yapamayacaktı? Hükmedemeyecekti. Bundan dolayı bölünecekti. Yine hormonların uyarıcı etkisi de burada önemli. Amip deneyi var. Meşhur bir deneydir kendileri. Kontrol grubumuz var. Kontrol amibi doğal olarak bölünüyor. Bakın burada büyüyen bir amip görüyorsunuz. Ve ne yapmış arkadaşlar? İkiye bölünmüş. Bu A ise bu da A. Neden? Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu vatandaşın aynilerinden bahsediyor. Hatta şöyle diyelim. Bu A ise bu A bölü 2. Bu da A bölü 2 olmuş olacak. Deney grubuna bakacağız şimdi. Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış amibin stoplazmasının bir kısmını kesmişler. Kesti tamam. Çekirdekli kısım ise stoplazmayı ne yapacak? Onaracak. Bakın bunu kestiğimde, bunu kestiğimde artık hangi kısım yok? Şu görmüş olduğunuz kısım yok. Bu kısım kaldı. Ne yapıyor? Amip bunu tekrardan onarma işlevi görüyor. Peki kesilen kısım ne oluyor? Çekirdek içermediğinden dolayı ne yapacaktır? Böyle, e, ölmüş olacaktı, Bölünmüş olacaktır diyorum. Ölmüş olacaktır. Deney grubuna bakıyoruz. ikinci deney grubuna. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amibis toplazmasının bir kısmı kesiliyor. Çekirdekli stop bazma bölünür ve iki amip oluşur. Bakın artık ne yaptı? Bölünme büyüklüğüne ulaşmış olan bir amipten bahsediyorum. Stop bazmasını kestim. Stop bazmasının bir kısmını. Ve çekirdek içermediğinden dolayı hak kıramatine kavuştu bu. Ama ne yaptı? Bölünme reaksiyonu ne yapmış oldu? Gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi bu deneyi niye yaptık bu deneyi? Değil mi? Niye? Amacımız ne bizim burada? Burada çekirdeğin, çekirdeğin bölünmeyi yönetmesi olay tamam Çekirdek kontrolünde bölünme reaksiyonu gerçekleşir şeklinde adlandırılıyor. Çekirdek olmazsa eğer ki ne kendini tamamlayabiliyor ne de ne yapabiliyor? Bölünebiliyor. Ne de ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. Gördüğünüz gibi her iki deneyde de ölüm gerçekleşmiş oluyor. Yani amip e, deneyinde amacımız neymiş arkadaşlar? değil, yönetici molekül olduğunu yani bölünmeyi teşvik ettiğini söylemekmiş. Olay bu. Peki. Bir bakalım. İnterfaz evresine geçmeden önce bu ünitede ve diğer ünitelerde sıklıkla kullanacağımız kromozom kavramı üzerinde duracağız. Kromozom önemli. Bakın. DNA'mız var bizim. DNA'mız nasıl bir yapıya sahipti? Birinci kitabımızda konuşmuştuk. Polimer bir yapıya sahipti. Canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdır. Her canlı türünün sahip olduğu DNA miktarı birbirinden farklıdır. Kalıtım maddesi olan DNA nerede eşleniyor anlatacağım birazdan. İnterfazla eşlenerekten bölünme sonucunda yavru hücrelere ne yapacaktır? Aktarılmış olacaktır. Nerede eşleniyormuş? İnterfazda unutmuyoruz abi. İnterfazın birazdan bahsedeceğim ama söyleyeyim. S evresinde bakın S zaten sentez diye geçer. DNA nükleotit adı verilen monomer birimlerden ne yapacaktı? Oluşmuş olacaktır. Neydi nükleotit? Hadi birazcık da saksıyı çalıştıralım. Nükleotit neydi? Monomer yapılıydı. Nükleotitler birleşiyordu. Nükleik asitler meydana geliyordu. Nükleik asitler DNA ve RNA polimer özellik gösteriyordu. Nükleotitlerin dizilişlerini şifre oluşturur ve DNA'ya anlam kazandırır. DNA'da ya da bazı virüslerde DNA'da özgür bir nükleotit oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birime gen denmekte. Şu bir DNA'ya şuradaki bir kısma ben ne diyormuşum arkadaşlar gen diyormuş. Bir organizmada genlerin tümüne ise genom deniliyor. Yani şurası şurası ve devamında şurasının toplamına ise ne diyormuşuz arkadaşlar genom diyormuşuz olay bu. Ökaryot bir hücrenin kromozomu oluşturan DNA ve protein kompleksine kromatin denmekte. Şimdi bak kromatin ne? DNA ve protein kompleksi. Hem DNA var hem de protein. Ne proteini? Histon proteini. Hatırla ökaryotlarda ne vardı? Histon proteini vardı. Unutmadın değil mi bunları? Unutmuyorsun. Kimde vardı bir de? Doğru söylüyorsun. Arkelerde vardı değil mi? Bakterilerde yoktu mesela. Ince uzun iplikler halinde olan kromatinler, hücre bölünmeden önce eşlenecektir. Bölünme sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak özel katlanmalar sonucunda kromozom adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyor. Kromozomların sayısı ve şekli her canlı türü için belirli ve kurallaktan sabittir. Buradaki işin hikaye kısmı. Şimdi bu şekil güzel bir şekil. Türkçe'ye çevirdiğim bir şekil benim de. Yani e, hoşuma gittiği için çevirdim ve güzel bir şekil. Bakın hücremiz bulunmakta. En dışta hücremiz bulunmakta. Tamam mı? Yani dıştan kastım hücrenin tamamını gösterdik. Bunun içerisinde ne var abi? Çekirdek bulunmakta. Çekirdekte arkadaşlar dikkat edin bakın kromozomunu ne yaptık? Biz büyüttük. Büyüttükten sonrasında kromozom denilen yapı şöyle bir yapı sergiliyor. Şöyle bir yapı. Tamam kelebek gibi yani. Tamam Kromozomun nesi var? Üst kolu var bir de alt kolu var. İlla böyle üstü küçük altı büyük olacak diye bir kaydı yok sadece 6'da olabilir yani tam üstte olacak diye bir kaydı da yok. Ama genel gösterim şekli gösterdiğim gibi. Tamam. Kromozomun üst kolunu gösterdik. Kromozomun bir denesi var. Alt kolu bulunmakta. Bakın şurada kinotokor bölgemiz bulunmakta. Bu kinotokor bölgesinden daha sonrasında neler tutunacak arkadaşlar burada? İyi bir tutunmuş olacak. Sentomer denilen kromozomları bir arada tutan yapımız bulunmakta. Tam bak kromozomun tamam mı? Orta kısmında böyle. Orta kısmında bulunan bir bölgedir sentromer. Tamam Kardeş kromatitler diyor. Şimdi bunlar şekil ve büyüklük bakımından birbirine eş olduğundan dolayı biz bunlara kardeş kromatitler diyoruz. Peki hocam bir tane aldım yine kromozom. Şöyle abidik gubidik kromozom çizdik tamam mı? Bakın ta, e, şunun tamamı kromozom ya. Şunu ben ikiye kestiğimde. Şu altta kalan kısım kromatit oluyor. Neymiş kromatit? Üste kalan kısımda kromatit mi oluyor? Evet. Şu üste kalan kısımlardaki kelebeklerle altta kalan kısımdaki kelebekler birbirinin kardeşi olduğundan dolayı biz bunlara kardeş kromatit diyoruz. Dersi anlatırken bazen yanlamasına keseceğim böyle. Bazen ise diklemesine keseceğim böyle. Fark etmiyor e, ee, ders anlatırken bir farklılığı yok yani. Tamam mı? Yani ikiye böldüğümde dikine de olsa yanına da olsa genelde yanına bölerler. Ne olacaktı? Kardeş komit olmuş olacaktı. Peki bunun bak içinde ne var? DNA bulunmakta. DNA'mız nasıl bir yapıya sahipti? Sarmal bir yapıya sahip. Bak içerisinde sitozin bulunmakta, guanin bulunmakta, adenin bulunmakta, timin bulunmakta. Yazayım buraya sitozinimiz var, guaninimiz var, adenimiz var ve timinimiz bulunmakta. Şeker fosfat karışımı diyor. Niye? Lan neyden meydana geliyordu bu arkadaşımız? Nükleotitlerden. Nükleotitlerin içerisinde şeker fosfat yok mu? Elbette bulunmakta. Ve DNA sarmalının bir bölgesi nedir? Gendir. Sadece bir bölgesi. Burası da gendir. Şurası da gendir. Atıyorum şurası da gendir mesela tamam mı? Genlerden ne yapacak? Oluşacak. Tamamen ne diyorduk arkadaşlar? Genom diyorduk. Tamam Unutmuyorsun bunları. Olay bu. Daha sonrasında bu kinetokorları konuşacağım. Daha sonrasında bir daha sentromeri konuşmuş olacağım. Hepsinden bahsetmiş olacağız. Kromozomlar uzun DNA zincirinin proteinler üzerine sarılıp çok sayıda sarmal oluşturulmasına meydana geliyor. O zaman bak DNA zincirlerinin proteinler üzerine sarılması. Hangi proteinler? Histon proteinleri. Prokaryot hücrenin sahip olduğu halkasal DNA molekülüne de kromozom denmekte. Fakat prokaryotlardaki kromozom nasıldı? N kromozom. Ökaryotlarda nasıl olabilir? N kromozom bu da olabilir, 2N kromozom bu da olabilir. Eşlenen bir kromozomun iki parçasının her birine kromatit denmekte. Gördüğünüz üzere kromatitleri gösterdik. Şu kısımlar kromatitti zaten. Bir kromozom birbirinin kopyası olan iki kromatitine ise kardeş diyoruz. Bunlar kardeş bu yüzden kardeş kromatitler diye geçiyor. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölge ise sentromer denmekte. Yani birlikte kopmadan e, tutulmasını sağlıyor. Orta kısımda çizdiğim kısım. Sentromerde bulunan iyi bağlandığı proteinlere ise kinetokor deniliyor. Bakın proteinlere ise bunun ne? protein yapılı unutmuyoruz bunda. Şu göstermiş olduğum kısım zaten kinatoko iyi ne yapacaktır? Bağlanmış olacağı bölge. Evet. Bir sonraki dersimizde ise sevgili arkadaşlar hücre döngüsüne geçeceğiz. Artık yavaş yavaş ne yapacağız abi? Konunun derinlerine doğru inmeye başlayacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.